Evet, değerli dostlarım, Çiftçi TV ekranlarından herkese tekrar merhabalar, selamlar, saygılar, sevgiler. Ne güzel yine buluştuk. Evet, değerli dostlarım, çok soru birikti. O yüzden sorular ile bu programda bazı bilgiler aktaracağım. Yani sorulardan çıkan cevaplar aynı zamanda bilgi olarak size ulaşacak. Bir konu var, bu da sık sık geliyor. Koyunlarda ve sığırlarda da geliyor. Pembe göz hastalığı. Yani gözü bozarıyor, böyle bulutlanıyor hayvanların. Bu genelde büyük oranda tabii, başka şeyler de olabilir ama pembe göz hastalığı dediğimiz enfeksiyöz keratokonjüktivitis, yani gözün bulutlanması. Gözün üst tabakasının bulutlanması. Gözün üst tabakası neden bulutlanıyor? Bir sığırlarda bir mikroorganizma var. Mikrop Moraxella bovis. Bu Moraxella bovis sinekler vasıtasıyla birinden alıp ötekine, ötekine alıp ötekine, ötekine alıp ötekine gezdiriyor sinek. Öyle bulaşıyor. Bir de tozlar. Toz, aşırı toz. Sinekler ve tozlar bu mikrobu gezdirdiği için bulaşıcı oluyor bu hastalık ve sürü içerisinde yayılıyor. Bunda en önemli tedavi tetrasiklinlerle, yani işte teramisin dediğimiz ilaçlarla oluyor. Bölgede insan ilacı da olur, hayvan ilacı da olur, meme ilacı da olur. Göze teramisinli ilaç. Ama meme ilaçlarından özellikle teramisinli olan varsa onu tercih edelim. Penisilinli, kloksasilinli ilaçlar çok iyi netice vermiyor ama teramisinli ilaçlardan iyi sonuçlar alınıyor. Bunda koyunlarda etken madde, etken değişik olabilir ama yine sonuçta o da tetrasiklinlerle iyi sonuçlar veriyor. Kas içine de tetrasiklin yapılabilir. Kas içine de tetrasiklinler, oksitetrasiklin, teramisin yapılabilir. Bunlarla erken durumlarda sonuç alınıyor. Ama göz iyice kötüleştiyse ve bozarma, ülserleşmeye doğru gittiyse sonuç gecikebilir veya sonuç alınamayabilir. Erken müdahale edeceğiz. Bunun koruyucu hekimliği yok. Belki Moraxella'lar için çok önem veriliyorsa bilmiyorum. Otovaksin, yani özel aşı yapılabilir. Otovaksin yapıyoruz. Yani yapılabiliyor. Otovaksin yapabiliriz. Özel Moraxella bovis için aşı yapılabilir. Otovaksin, öz aşı. Ancak esas madem sineklerle bulaşıyor, sinekler önleyeceğiz. Ha, kolay mı? Yok, işte kolay değil. Yani sineklerle uğraşmak işte kolay bir şey değil. Hele hele pis ve ıslak ortamlar, birikintisi olan ortamlar sinek için birebirdir. Sinekler her zaman pis ve ıslak ortamları severler, birikinti suları severler. Onun için sinekle mücadelede başta birikinti su olmayacak şekilde davranmak lazım. İkincisi de tabii çeşitli ilaçlar var. Bunların içerisinde seçilip hayvana ve çevreye zararlı olmayanlar kullanılmalı. Bakın bu da önemli. Hayvana ve çevreye. Şimdi öyle sinek ilacı diye bir şey kullanırsınız, çevreyi kirletirsiniz veya hayvana zarar verirsiniz. O da iyi değil. Onun için hayvana ve çevreye zararı olmayan sinek ilaçlarıyla da sinek mücadelesi yapmak gerekir. Sinek mücadelesinin bizde biliyorsunuz çok değişik faydaları var. Örneğin yaz mastitisi, yine sinekle bulaşan bir mastitis. Onun memesinin ucundan mikrobu alır, onun memesinin ucuna koyar. Efendim işte demin anlattığım gibi onun gözünün ucundan alır bir damlayı, bunun gözünün ucuna koyar. Yani sinek hastalık da yayan bir sorun. Örneğin bugünlerde 3 gün hastalığı var Güneydoğu bölgelerimizde, Güney ve Güneydoğu bölgelerimizde. Geçen gün yine Adana'dan bir arkadaşla görüştük. Yaygınlığı devam ediyormuş. Mesela o da sinekle bulaşan bir hastalık. 3 gün hastalığı da. O da sinekle bulaşan bir hastalık. Demek ki sinek mücadelesi veteriner hekimlikte önemli bir yer kaplıyor.
Gelelim bu deminki pembe göz hastalığına. Enfeksiyöz keratokonjüktivitis demiştik. Gözler bulutlanıyordu ve hastalık bulaşıcıydı. Önemli olan işte sinek mücadelesiydi. Tedavide de oksitetrasiklin etken maddeli antibiyotikler etkili oluyordu. Peki daha da ilerledi, kötü oldu artık iyice. Bunun veteriner hekimler tarafından yapılabilecek, hani veteriner hekimler için basit olabilecek bir tedavi yöntemi daha var. Damarından kan alıp gözünün üstündeki boşluğa kanı doldurmak. Bunu bilin diye söylüyorum. Böyle bir tedavi yöntemi vardır. Otohematografi dediğimiz bir hastalık tedavisi yöntemidir. Enteresan bir yöntemdir ama güzeldir, sonuç verir. Veteriner hekimleriniz bunu gayet başarılı yapabilirler. Damarından mesela sığır için 20 mililitre kan alınır. Gözün üstündeki boşluktaki derinin altına o 20 mililitre kan doldurulur. Birkaç gün içinde düzelme olur. Olmazsa tekrar bu işlem yapılabilir. Bu bir yöntem. Diğer bir yöntem de aynı gözün üstündeki boşluğa gözün içine damlatılan damlanın iğnesi yine bir miktar yapılabilir. Çok çeşitli yöntemleri var. Veteriner hekimler bunu uyguluyorlar. Ve bu yöntemlerle veteriner hekimlerinizin yardımıyla bu işler çözülecektir. Ancak siz yine de sinek mücadelesini doğru yapmaya çalışın. Enfeksiyöz keratokonjüktivitis, pembe göz hastalığını bu şekilde efendim anlatmış olduk. Bir başka konuya daha geçmek istiyorum. Bana gelen sorulardan bazıları da süt kalitesiyle ilgili. Yani işte sütçü sütümü almadı, süt toplayıcısı sütümü almadı, beğenmedi veya test yaptı, testte benim sütüm bozuk çıktı. Hatta ben Azerbaycan'da arkadaşlarla da çok yazışıyorum. Onlar da öyle bir deyim var. Süt çürüdü diyorlar. Süt çürüdü diyorlar. Yani hakikaten çürümüş oluyor süt, içten içe çürümüş oluyor. Ve hayvan sahibi mağdur oluyor. Sebebi sütü alacak olan beğenmiyor sütü. Bu kalitesiz. Benim işime gelmez diyor. Almak istemiyor. Hatta bırakın sütçüye süt satmayı, evde kendisi kullanmaya çalışıyor. Mesela yoğurt yapmaya çalışıyor ve kaliteli bir yoğurt olmuyor. Veya yoğurt yapıyor, kaliteliymiş gibi gözüküyor. Kısa sürede yoğurt jel halini alıyor. Jelleşiyor, sümükleşiyor. Sümük sümük oluyor. Sütçü alsa, süt fabrikasına, mandıraya gitse ondan yapılan mamül de kalitesiz oluyor. Biz buna işte süt kalitesi adını veriyoruz. Süt kalitesinde anlatmak istediğim konu şu. Memenin içine mikrop girdi diyelim. Görülmeyen bir mastitis var. Gizli mastitis. Daha önceki programlarda anlattım, hatırlıyorsunuz. Gizli mastitis. Gizli mastitisine içeride bir kavga var. Kavga nedir? Mikropla vücut hücreleri, yani bizim ak yuvar dediğimiz leykositler büyük bir kavgaya tutuşuyor. Savaş yapıyorlar. Savaşta tabii bizim vücut hücrelerimiz mikropları öldürebilir. Öldürür. Fakat mikroplar canlıyken sütün imkanlarından faydalanıyorlardı, yiyorlardı, içiyorlardı ve pisliklerini de sütün içine bırakıyorlardı. Mikropları öldürdünüz. Mikroplar da sütün içine düştü. Daha önce canlıyken, yerken, içerken de artıklarını, atıklarını sütün içine de bıraktılar. O sütün içine bıraktıkları enzim aktivitelerinde iki önemli enzim var. Plazmin ve lipaz. İki tane enzim var. Plazmin ve lipaz. İşte bunlar yağları ve proteinleri, sütün yağını ve proteinlerini harap ediyor, yıkımlıyor. Ve bu enzim aktiviteleri yağ ve proteinlerin azalmasına, aynı zamanda süt mamullerinde acılaşma gibi tat bozukluklarına yol açıyor. Tat bozukluklarına yol açıyor. Acılaşmış bir tat oluşuyor mamülde. Ve aynı zamanda sütte jelleşme olduğu için
işleme de ısıl işleme de dayanıklı olduğu için bu enzimler lipaz ve plazmin enzimleri yüzünden süt böyle sümükleşmeye başlıyor. Sümükleşmeye başlıyor. Ondan yapılan yoğurt da böyle kalitesiz oluyor. Hatta sütü satmayan bile kendi evinde yaptığı mamulde bu yanlışı görüyor. Onun için sütteki tuzlu bir tat, sütte tuzlu bir tat, kötü koku, acılaşma, lipaz ve plazmin enzimi aktivitesi olduğunu gösterir. Aynı zamanda da somatik hücre de artar. Somatik hücre neydi? Sütün içine girmiş mikropları öldürmeye çalışan vücut hücrelerinin ölerek savaş alanına düşmesi. Savaş alanı burada ne? Süt. Süt. Yani memedeki süt. İşte savaş alanına düşen, yani memedeki sütün içine düşen ak yuvarları sayarsak ve bakarsak işte o somatik hücre dediğimiz olay budur. Somatik hücre. Somatik hücre tam kelime anlamıyla vücut hücresi demek. Biz onlara ak yuvarlar diyoruz, leukositler diyoruz ve bunlar ne kadar çoksa sütün içerisinde o kadar çok mikropla karşı karşıya geldi, o kadar önemli bir savaş verdi, o savaşta da o kadar önemli derecede asker kaybettik. O askerler de sütün içine düştü. Bu anlama gelir. İşte anlam budur. Onun için biz somatik hücre sayarak sütteki gizli mastitisin şiddetini ölçebiliyoruz. Daha önce anlatmıştım Kaliforniya mastitis testini. Hani bir küreği var, 4 tane gözü var. Anlatmıştım hatırlıyorsunuz. Şimdi de onun daha ilerisini anlatıyorum. Somatik hücre. Somatik hücre demek ölü vücut hücreleri demek. Peki bu nereden çıkıyordu? Kavga ne kadar büyükse o kadar çok oluyordu. Demek ki bunu ölçünce somatik hücre 200 bin. Büyük bir kavga yok ama gene bir şeyler var. Ama 1 milyon büyük büyük para kaybediyoruz. 1 milyon somatik hücrede %25-30 civarında süt azalıyor. Yani 30 kilo süt verecek bir inekten 21 kilo süt alabiliyorsunuz. Bakın %30 kaybederseniz 1 milyonda somatik hücreniz varsa 30 kilo verecekken ve siz her şeyini 30 kiloya göre ayarlamışken 21 kilo süt alabiliyorsunuz. Neden? %30'u, 9 kilosu gitti. Nerede gitti? Süt yapan hücreler öldü. Süt yapan hücreler öldü. Yani süt yapan hücreyi bir üzüm taneciği gibi görün. O üzüm taneciği kurudu, kuru üzüm gibi oldu. Kuru üzüm gibi oldu, kurudu. Üzüm taneleri kurudu, 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 kurudu nereye kadar? Meme körelene kadar. İşte meme köreliyor sonuçta. Bakın gizli mastitisin ne kadar büyük sorun olduğunu tekrar, yani daha önce anlattım, tekrar anlatıyorum. Gene de anlatacağız çok. Öyle gözüküyor. Çünkü bu konu gizli ya. Gizli mastitisi kimse fark etmiyor. Ta ki somatik hücre sayılana kadar, ta ki Kaliforniya mastitis testi yapılana kadar. Kimse saymıyor. O zaman ne oluyor? Süt alan fabrika, süt fabrikası ya da mandıra diyor ki size, senin somatik hücren çok diyor. Senin diyor sütünü almayacağım ya da alırsam da ucuza alacağım diyor. Zaten süt de ucuz. Zaten iyi para vermiyorlar. Bir de diyor ki senin sütünde diyor şu kadar fazla somatik hücre var. Senin sütün kalitesiz. Benim ondan mamul yapma ihtimalim çok az. Onu kullanamam. Sana diyor ancak diyor işte herkese 2.30 verirken sana diyor 2 veririm belki diyor falan. Bakın biz ne kadar çok şeyle kaybediyoruz. Gizli mastitis yüzünden. Bir süre sonra süt yapan hücreler kuruya 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 memede kuruyor ve ondan sonra memesi kurumuş ineği kim ne yapsın? İnek kasaba gidiyor. İşte ineğe kasaba gitme sebeplerinden bir tanesi bu. İnek zaten tekrar edelim 3 sebepten kasaba gider genelde. Memesi kurur. Topal kalır. Artık 3 bacağınla zıplaya zıplaya yürümeye başlar. Ya da kısır kalır, döl tutmaz en sonunda kasaplık olur. Fakat memesi ineğin en önemli organıdır. Neden? Çünkü ineğin memesi yoksa ineği ne yapalım? Hani eski atalarımız demiş ki ayak yoksa at yok.
Meme yoksa inek yok. Atalarımız söylemiş bunu. Evet. Onun için gizli meme yangılarını çeken hayvanların sütlerinden yapılan peynirler kalitesiz oluyor, acılaşıyor çabucak, raf ömürleri kısa oluyor ve teleme dedi, yani peynirden önceki kesik süt, teleme dediğiniz şey de gevşek oluyor. Gevşek oluyor. Onun için mandıraya da süt fabrikası o sütü almak istemiyor. Alırsa da çok ucuz bir fiyat verip başka bir şekilde kullanmaya çalışıyor. Belki süt dozu yapıyor. Yani ama o iyi bir mamül olmuyor. Miktar olarak da onun proteini ve yağı da düşük oluyor. Onun için evlerde dahi insanlar satmasa bile, demin de söyledim tekrar ediyorum, süt kalitesine dikkat etmek zorundayız. Ve bana bu konuda çok miktarda soru geliyor. Sütçü sütü beğenmedi, almadı. Sütçü sütü beğenmedi, almadı diye çok soru geliyor. Bu süt kalitesi konusunda da biraz bilgi vermek istedim o yüzden. Yani lafı oraya getirip bilgi vermek istedim. Onun için gelelim bu süt kalitesini düzeltelim arkadaşlar. California mastitis testiyle ya da somatik hücre sayımıyla bu belli oluyor. Burada sütün şurada şeyde tahta üzerinde anlatabilirsem, bunu çok anlattım. Bu tahta bu çizimleri çok gördü, bir daha görsün. Bu daha önce adını söylediğim bir mikrop var, kötü mikrop. Staphylococcus aureus, gizli mastitis etkeni ve akıllı mikrop. Kendini hücrenin içine gizliyor, etrafına böyle bir duvar tabakası oluşturuyor kendisi ve antibiyotikler o duvar tabakasının içine geçip o mikrobu öldüremiyor. Onun için tedavisi de yok. Bunun aşısı olabilir, aşı yapılabilir, aşı kolay. Ancak esas mesele bunu memenin içine sokmamak. Memenin içine sokmamak. Bu nerede olur biliyor musunuz? Yerde falan değil. Böyle memenin tırtıklı dokusunun içinde olur. Meme dokusu dümdüz değildir, değil mi? Tırtıklı tırtıklıdır. Bu tırtıkların buralarına gizlenir Staphylococcus aureus ve bekler. Bir tanesi bir yanlış iş yapsın da beni, mikrop öyle düşünüyor, bir yanlış iş yapsın da beni şuradan alıp şu sütün içine bir kavuştursun. Gideyim onları bir zehirleyeyim. Onun için bu yanlışı kim yapar? Sağım yapan yapar. Sağımda olur bu iş. Alır bunu buradan, hop buraya sokar. Bu buraya girdi mi bil. Tamam, işi buldu. Neden? Süt var çünkü burada. Mis. Çok güzel. Süt. Gıda var. Her şey var. Kalsiyum var, enerji var, protein var, yağ var. Yiyecek çok. Burada azar ürer. Buralarda. Ondan sonra da sizin vücut hücreleriniz de gelir. Bunları burada öldürür. Vücut hücresi de ölür. İşte buralarda sütün içinde somatik hücreler çoğalır. Biz de deriz ki, burada Staphylococcus aureus içeri girmiş. Kavga büyük, ölçtük, işte 500 bin, 1 milyon, 600 bin, 700 bin somatik hücre çıktı. Demek ki içeride kavga var deriz, bunu görürüz. Bunu dış bakıda göremiyoruz. Dış bakıda göremiyoruz, neden? Çünkü meme iltihabı olduğunda ne görürüz? Meme şişer, kızarır, tuttuğunuzda böyle cayır cayır yanar. Bu... Görünen mastitis. Bunda ne memede şişlik var, ne kızarma var, ne alev gibi yanıyor. Her şey yolunda ama süt kayboluyor. Süt eksiliyor. Süt kalitesizleşiyor. İşte bunun adı gizli mastitis. Bana gelen sorular da böyle geliyor. Hocam ama diyor memede hiç diyor şişme falan yok yani diyor. Yazıyor bana. Benim diyor hiç memede şişme falan yok diyor. İşte o daha kötü. Çünkü düşmanı görmüyorsun. Düşman arkada gizli ve seni arkadan hançerliyor sürekli. Bu gizli mastitisi anlatmak zor. Onu izah etmek zor. Çünkü kızarsa
süt pıhtılaşsa, efendim yangılaşsa, meme böyle şişse anlaşılacak zaten. Anlatmaya gerek yok. Durum kendini anlatıyor. Burada öyle bir şey yok. Burada pislik içeride. Onun için yapılacak konu şu. Ön daldırma, bir köpük. Bu ön daldırma köpüğünü memeye sıvadığımız zaman o köpüğü bir kağıt ya da bez havluyla böyle bunu aldığımızda o memenin içine dış derisinin içine gömülmüş mikropları böyle temizleyebiliriz. Bir. Baktık olmadı. Pis gözüküyor daha dışarıdan. Aldık havluya bakacağız. Havlu hala pis gözüküyorsa bir daha yapacağız aynı şeyi. Yani bir daha köpük, bir daha böyle. Bir daha yapacağız. İki kere yapacağız gerekirse. Yani bitse de gitsek demeyeceğiz. Acele etmeyeceğiz. Hiç aceleye gerek yok. Yavaş yavaş, sakince hayvanı yavaş yavaş hazırlayacağız. Bu işi yaptık. Düzgün bir vakum meme makinesi çekti, aldı falan. İş bittikten sonra memenin tümünü, yani meme başının tümünü tekrar bir solüsyona daldıracağız. Son daldırma solüsyonu diyoruz. Son daldırma solüsyonu. Şimdi o bazı arkadaşlar şu memenin ucunu koruyalım yeter diye düşünüyor. Deliğini koruyalım yeter diye düşünüyor. Yanlış. Tümünü şu memenin başının meme şeyine kadar, memenin kendine kadar şu başının tümünü almak lazım. Tümünü almak lazım. Eğer tümünü daldırmıyorsak o iyotlu solüsyona, ki o kahverengi bir şeydir, iyotludur. Böyle bu aldığınız zaman buradaki sıvaşmış olan, sütten dolayı sıvaşmış olan mikropları da öldürmüş oluruz. Ama bu deliğini koruyacağız. Sadece şu deliğini, şurasını daldıralım dersek ve burada hatta tasarruf etmeye kalkarsak başımız belaya girer. Burada tasarruf etmeye kalkarsak başımız belaya girer. Tasarruftan hiç fayda görmez bizim süt çiftlikleri. İnanın tasarruftan kesinlikle fayda görmez süt çiftlikleri. Süt çiftliklerinde hiçbir tasarruf kalemi yoktur. Sadece işçi çalıştırıyorsanız işçiyi bırakır yerine kendiniz geçersiniz. İşçi çalıştırıyorsanız. Başka bir tasarruf kalemi yoktur. Herhangi bir tasarruf kalemi sonunda, o gün için değil ama sonunda mutlaka başa dert getirir. Ha, o gün tasarruf yapıldığı sanılır. Tahminen öyle sanılır. Ama bir süre sonra o tasarruf olmadığı ve daha da kötü olduğu ortaya çıkar. Ama işte tavuk gibi değil. Tavuk da hemen sabahleyin ortaya çıkar. Zavallı bizim inekcağızlar bir süre sonra anlatıyor dertlerini. Biraz daha zavallılar. Onun için tavuk işi Türkiye'de çok ilerledi. Avrupa'yı Avrupa tarzında tavukçuluk yapılıyor. Neden? Tavuk böyle yanlışlara müsaade etmiyor. O gece belli ediyor durumu. O gece belli ediyor. Ama inekcağız zavallı idare edip gidiyor. Bir süre sonra o da iflas ediyor. Bu işlerde kesinlikle tasarruf ihtimali yoktur. Bir tek dediğim gibi işçi çalıştırıyorsanız işçiyi çıkarır kendiniz onun yerine çalışırsınız. Tasarruf yaptım diyenler bunun acısını bir süre sonra öderler. Mutlaka, mutlaka. Ben yaptım oldu, hayır olmaz. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Yine bana gelen bazı sorulardan bir tanesini daha şey yapayım. Ani ölümler. Ani ölümler. Ani ölümlerin listesi var. Neden öldüğü belli. Ani ölümlerin listesini gördüğünüzde öyle basit ve tek bir sebep olmadığı ortaya çıkıyor. Basit ve tek bir sebep yok. Bunun doğrusu koruyucu hekimlik. Aşıları var, aşılar yapılacak. Günü gelince aşılar yapılacak. Aşıların en önemli günü kuru dönemdedir. Yani ineklerin sağılmadığı gebeliğin son dönemi. Koyunlarda da öyle, sığırlarda da öyle. Gebeliğin son dönemi. Kurya ayrılırken inekleri sağmaktan vazgeçiyoruz ya, belli bir süre dinlendiriyoruz. O dönemde hayvanlara aşılarını yapacağız. 20 gün sonra tekrar edeceğiz. 20 gün sonra tekrar edilmeyen, daha önce de aşı olmamış olup ilk defa aşı olanlar mutlaka tutmayacaklardır. Tutmayacaklardır. 20 gün sonra tekrar edeceğiz. O zaman tutacak. Ömründe ilk defa aşı olanlar mutlaka böyle aşılansın. Ama hep
aşılı devam edip gelenlere tek enjeksiyon yeter. Hep aşılı geliyorsa onlara tek enjeksiyon yeter. Ama ömründe daha önce aşı olmamış ise o zaman 2 kere, 20 gün arayla 2 kere. Biz buna rappel diyoruz. Bunu da çok defa söyledim, yine söylüyorum. Artık her şeyi birkaç kere söylemek gerekiyor. Çünkü gene bu kadar anlatıyorum, gene soru geliyor. İşte hayvan öldü, şu oldu, bu oldu. Kaç kere yaptın? Aşı yaptım diyor arkadaş. Aşı yaptım diyor. Kaç kere yaptın diyorum. 1 kere yaptım. Kim dedi 1 kere? Ya 2 kere yapacaksınız. 2 kere yapacaksınız. 2 kere yapmazsanız aşı tutmuyor arkadaşlar. Bazen de aşı yaptım diyorlar. Soruyorum, aşı değil yaptı. İşte selenyum, vitamini, teramisin iğnesi, bilmem ne. Öyle şeyler yapılmış. Vitamin iğnesi yapılmış. Ama her şey aşı dendiği için bizde ağacın göz aşısı, kalkma aşı da aşı. Suni dölleme de aşı. Antibiyotik de aşı. Aşı da aşı. Selenyume vitamini de aşı. Her şey aşı. Ya aşı değil, onlar başka bir şey. Aşı bu. Bağışıklık sağlayan. Bağışıklık sağlayan. Onun için gelin arkadaşlar, böyle kötü rüya görmektense akıllı davranalım. Koruyucu hekimlik yapalım. Koruyucu hekimlik ucuzdur. Garantilidir. Kötü rüya görmenizi önler. Tedavi pahalıdır. Ve her zaman da garantili değildir. İşte filanca ilacı yaptım, bakıyorum antibiyotik değiştirmek, yani filanca ilacı yaptım. Bana en çok gelen sorular şöyledir: her şeyi yaptım, yine hayvanlar düzelmedi. Her şey dediği ne biliyor musunuz? Bu antibiyotiği bıraktım, buna döndüm. Yani antibiyotik değiştirdim. Her şeyi yaptım denen bu. Antibiyotik değiştirmeyi tedavi sanan arkadaşlar var. Lütfen bu yanlışlara artık son verelim. Bu benim kaçıncı anlatışım. Bu yanlışlara son verelim. Antibiyotik değiştirmekle bir yere varılmayacağını anlayalım. Başka neyi anlayalım? Yine gelen sorulardan bakıyorum. Stresi anlayalım. Ve stresin yaratacağı kötülükleri anlayalım. Stresi ve stresin bize getireceği kötülükleri. Her şeyin başında hazırlayıcı etken olarak stres var. Stresi, yani ben hala anlatamadığım için çok üzgünüm. Stresi anlatamıyorum. Çünkü hele hele sığırlar, böyle iri mahlukatlar, iri hayvanlar. Ve koskoca hayvan stres mi olur? Ya stres mi olur? Evet, bu hayvanlardan verim bekliyorsunuz. Yani 30 kilo süt vermeye inanıyorsunuz. Ona kalben inanıyorsunuz ama bu hayvanın strese girebileceğine inanmıyorsunuz. Halbuki strese girebilecek bir hayvandan bahsediyorsunuz. Hangi aletiniz var 30 kilo süt imal ediyor? Bir alet gösterin. Bir alet gösterin, burasından böyle otları tıkıştıralım, buradan da bir çeşme açalım, fış diye süt çıksın. Var mı öyle bir alet? Yok. Ha, bu alet işte, bunu yapabilen inek strese girer, hassastır. Bakın, bunu yapabilen inek strese girer. İnekten 30 kilo süt almaya inanıyorsunuz. 40 kilo süt almaya, 50 kilo süt almaya inanıyorsunuz. Ama strese girebileceğine inanmıyorsunuz. İnanın. Ve stresin yapabileceği kötülüklere de inanın. Kuru ve temiz inanmıyorlar. Arkadaşlar inanmıyor. Kuru ve temize inanmıyorlar. Dam dediğin pis olur, yaş olur, kirli olur. Hayır. Hayvanın yattığı yer temiz olacak. Ha, damın gübreli yeri vardır. Gübre kanalı vardır, gübre şeyi var. Tamam, tamam, oralar pis olur falan. Ama hayvan oraya yatmıyor ki. Hayvanın yattığı yer önemli bizim için. Hayvan temiz ve kuru yerde yatacak. Temiz ve kuru değilse çaresini arayacaksınız. Ha, bana zaten çok gelen sorulardan bir tanesi de bu. Dam yapacağız, nasıl yapalım? Nasıl yaparsanız yapın, kuru ve temiz olmasına dikkat edin. Nasıl yaparsanız yapın, kuru ve temiz olmasına dikkat edin. Kuru ve temiz tutamayacağınızı düşünüyorsanız o damı yapmayın. Çünkü koruyucu hekimliği kaybedildi demektir. Orada kaybettik. Bir eksiyle başladık. Koşuya herkesten bilmem kaç metre geriden başladık. Koşamıyorsunuz artık, yetişemezsiniz ötekilere.
Şimdi bakın değerli dostlarım. Biz yurt dışından uzun yıllardan beri, yani Türkiye'de biz ve birçok şirket Amerika'da kullanılan orijinal spermleri ithal ediyoruz. Sperma ithal ediyoruz. Amerika'da ne kullanılıyorsa o. Amerika'da bir çiftçinin kullandığı bir spermanın aynısını Türkiye'de bir çiftçi kullanabilecek durumdadır şu anda. Amerika'da ne sperm ihtimali ve imkanı varsa o sizin önünüze geliyor. Onlar sürü ortalamasını 45 kiloya çıkarmışlar, geçmişler. Sürü ortalamasını. Bir hayvan demiyorum bakın, sürü ortalamasını. Yani bunun sürüde demek ki 60 kilo, hatta 70 kilo süt veren çok inek var. 60-70 kilo veren çok inek var. Peki sizde var mı? Yok. Aynı sperma geldi işte önünüzde. Aynı sperma, aynı imkanlar, aynısı önünüzde. Ha, demek ki başka yanlışlar var. Bizim onlara göre yapamadığımız başka işler var. Yemleme, koruyucu hekimlik, dam, refah, hayvan refahı. Bakın böyle mutlu inek istiyoruz biz, böyle. Aynı buradaki gibi. Bak nasıl bizim burada inek mutlu. Dudaklarını bile boyamış mutlu. Gayet mutlu. Böyle mutlu inek istiyoruz. Şimdi mutlu inek olmadığı zaman, mutlu inekle çalışmadığınız zaman siz de mutlu olamayacaksınız. Yattığı yer kuru ve temiz olacak. Ona göre keyifle yatacak. Amonyak zehirlenmesiyle duvarların içinde yatmayacak. Ha, kime söylüyorsun? Hayır. Duvar bedava mı? Parayla yapılmış. Yık desen yıkmaz arkadaşlarımız. Yık desen yıkmaz. Halbuki yıkmak gerekir. Duvarları yıkmak gerekir. Artık duvar yok. Perde var. Kışın çok soğuk olursa perdeleri indirirsiniz. Yazında sıcaklarda açarsınız. Hatta gündüz perdeleri açarsınız, gece kapatırsınız. Ama hayvanı havasızlığa, amonyağa, pis ve ıslak yere mahkum edemezsiniz. Aynı spermayı kullanıyor arkadaşlar. Aynı sperma ile biz 30 kilo alıyoruz, onlar 60 kilo alıyor. Arada ne var? İşte doğru yemleme, doğru barınak, doğru bakım, doğru hijyen, neyse. Hayvanlar böyle mutlu oluyor işte. Onun için arkadaşlar benim dediklerime biraz kulak verin. Dediklerime kulak verin çünkü geriden gidiyoruz. Geriden gidiyoruz. Şimdi bana başka soru. Hocam ben antibiyotik yaptım. Bir de ADE vitamini yaptım. Yeterli mi? Kim dedi yeterli? Niye antibiyotik yaptım? Bir de onu anlat. Koruyucu hekimlik olarak neyi antibiyotiği yaptın? Antibiyotikler yıllarca var. Yıllardan beri var antibiyotikler. Ve sizin hayvanlarınız, kuzularınız, oğlaklarınız, buzağılarınız, inekleriniz hala ölüyor, hala hasta oluyor. Bu antibiyotikler de yıllardan beri var. Demek ki tek başına bir antibiyotiğe dayanarak hayvancılık gerçekleşmez. Olmuyor işte. Olmadığı da belli zaten. Olmadığı da belli. Olsaydı çok kolaydı işler. Antibiyotikler vızır vızır. Etrafta bol bol çeşit çeşit antibiyotik var. Ve bu antibiyotiklerden belli bir fayda belki görüyorsunuz. Ama esas fayda koruyucu hekimliktedir. Esas fayda doğru barınak yapımındadır. Doğru yemlemededir. Doğru sperma kullanımındadır. Faydaları biz bir kenara itiyoruz. Hasta olunca antibiyotik kullanırız. Ölürse ölür, kalarsa kalır diyoruz. Ama sonunda hasta olduğunda bir üzüntü. Gelin üzülmeyelim dediklerimizi yapın. Süt sığırcılığı bir sistemdir, bir bütündür. Bir vitamin iğnesiyle, bir antibiyotik iğnesiyle işlerin doğru gideceğini kimse sanmasın. Ben ADE yapıyorum. Her şey tamam oldu, ne güzel. Ne diyor? Ben her şeyi yaptım. Öyle diyorlar bana. Ben her şeyi yaptım. Gene de hayvanlar hastalıktan kurtulmuyor diyor. Her şey dediğiniz ne? Antibiyotik, bilmem ne vitamini falan filan. Hayır, hayvancılık bir bütündür. Damıyla, yemiyle hayvancılık bir bütündür. Yaşadığı ortamla, çevreyle hayvancılık bir bütündür. Bu bütünlüğü kaybettiğiniz zaman hayvancılıkta yavru kaybı
meme kaybı, döl kaybı, hayvan kaybı gibi kayıplar yaşıyoruz. İşte bunlar esas maliyet. Bunlar esas maliyet. Bu kayıplar maliyet değil mi? Evet. Şimdi devam edelim. Bilginin bir yatırım olduğunu ülkemizde ne yazık ki bilmiyorlar. Kimse bilmiyor. Bilginin bir yatırım olduğunu bilmiyor. Yatırım nedir bizde? Çimentodur, demirdir, damdır, çatıdır. Yani yatırım budur. Hayır. Bunlar da bilgisiz yapıldığında yatırım değil, aksine ters iş, bir iş oluyor. Bunlar da yatırım değil o zaman. Bilgisizce yapılan bir dam yatırım değil. Yatırım nedir bizde? Mesela traktördür. Hiç. Tek başına traktör ne yapar? Yatırım bilgidir. Bilgi yatırımına hiç kimse inanmıyor. Ve biz hazır her şeyi alabiliyoruz. Hazır her şeyi alabiliyoruz. En son model cep telefonunu alabiliyoruz. Niye? Parayla. Ama bilgiyle olan bir şey gelmiyor. Alamıyoruz. Bilgiyle olanları alamıyoruz. Yatırım sadece beton, çimento değildir. Yatırım sadece demir, bilmem ne değildir. Yatırım bilgidir. Bilgisizce yapılan yatırım da doğru değildir. Onun için bilgi hem iyi bir yatırımdır hem de yaptığınız yatırımı korur. Bilgi. Ama bakıyorum bilgiler iyi dinlenmiyor. Neden? Gene gelen sorulardan arkadaşımız dinliyor gece. Yaptığımız bir programı dinliyor ve arkasına öyle bir soru soruyor ki hiç dinlememiş. Yani gelen soru ve ben ne yapıyorum? Onun YouTube ekranını veya YouTube şeyini ne diyorsunuz onu tekrar ona gönderiyorum. Bir daha izleyin diyorum. 45 dakika daha kafa yor. Bir daha izle şu programı. Çünkü o soru hiçbir şey anlamadığını gösteriyor. Öyle bir soru soruyor ki orada sorusu da var, cevabı da var, her şey de anlatılmış ama gelen soru ya dinlemedi ya dinlediğini tahmin ediyordu ama yanındakiyle konuşuyordu ya da başka bir şeyle ilgileniyordu ama sadece televizyon açık. Ondan sonra böyle bilgi elde edilmiyor. Çünkü bugüne kadar gönderdiğim kitabın, verdiğim bilginin, gönderdiğim işte internet aracılığıyla gönderdiğim bilginin haddi hesabı yok ve gelen sorular üzüntü verici. Moralim bozuluyor. Yani anlatıyorum bu kadar da nereye gidiyor bu bilgiler? Niye hala o hayvan öldü? Niye o hala ötekinin ayağı sakat? Niye hala memesi iltihaplı? Bu kadar bilgi nereye uçtu diye düşünüyorum. İnanın çok üzüntü verici. Evet. Bir başka gene sorulardan yola çıkarak bir konu daha anlatmak istiyorum. Bu da şu, sanıyor ki değerli arkadaşlarımız, dinleyenler, sanıyorlar ki meme iltihabı yani mastitis, ishal, öksürük, rahim iltihabı sanıyorlar ki bir tane mikrop var. Hatta yavru atma, bir tane mikrop hepsi o yapıyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey var, sorular öyle geliyor ama. Yavru atmanın da, mastitisin de, ishallerin de, öksürüklerin de, rahim iltihaplarının da birçok mikrop etkeni vardır. Etken birçok mikroptur, bir mikrop değil. Öyle olsaydı işler çok kolaydı zaten. Bir mikrop değil. Çok mikrop var. Ve mikroplar her yerde var. Daha önce bir programda Escherichia coli'yi anlatmıştım hatırlarsınız. Coli mikrobu neler yapar diye bir program yaptık, anlattık. Bu mikroplar her yerde var. Ya hayvanların olduğu yerlerde gübreler var. Dolayısıyla bunların bir tek mikropla olmadığını bilelim bir. İkincisi bunların bazılarına özellikle ishal ve öksürük gibi durumlara virüslerin de katıldığını bilelim. O meşhur korona var ya, koronayı biz çoktan biliyoruz. O korona var ya, çoktan biliyoruz. O da hayvan hastalıkları yapan da bir virüstür neticede. Bakın, esas konu ne biliyor musunuz? Mikrobu davet eden hazırlayıcı sebepler. Mikroba gel burada bir açık kapı var gir diyen hazırlayıcı sebepler.
demin mastitisi anlattım, oradan giriyor diye. Çünkü yerdeki mikrop da oradan girer. Memenin başına sıvaşmış Staphylococcus aureus'lar da oradan girer, deliğinden girer. Bir, hazırlayıcı sebepler var. Onu biliyorsak onları öneririz, hazırlayıcı sebepler. İkincisi, hazırlayıcı sebep neydi? Deminden beri anlattığımız stres. Stres bir hormonal mekanizmayla oluşur. Kortizol, hormon. Kortizol geldiği zaman vücuda, insan ya da hayvan, geldiği zaman diyor ki vücuda savunma mekanizmasına, buralardan git. Buralarına ağası benim diyor kortizol. Git diyor. Ve vücudun savunma mekanizması çöktüğünde, diğer hormonal mekanizmalar da çöktüğünde strese girmiş oluyor işte hayvan. Stresin sebepleri belli. Her türlü değişiklik strestir. Her türlü değişiklik strestir. Doğru yönde bile olsa strestir. Mesela bakıyorum şimdi çok yem değişikliği yapıyor arkadaşlar. O yem kötü, onu değiştiriyor, onu iş yapıyor. Biraz da şimdi ekonomik zorluklar var. Onu kaldırıyor, bunu koyuyor. Olmadı, bunu kaldırıyor, onu koyuyor falan. Bunları hayvanın işkembesi kabul etmez. İşkembeyi daha önce anlattık burada. Gene de anlatacağız çok. Çünkü kimse onu tanımadı, işkembeyi. İşkembeyi tanımadı. İşkembeyi bilmeyen insanlar hayvancılık yapmamalı. İşkembe en önemli şey. Neden? Eti nereden elde ediyorsun? Sütü nereden elde ediyorsun? Tereyağını nereden elde ediyorsun? İşkembeli hayvandan. Değil mi? Bir bakın bakalım. İşkembeli hayvandan elde ediyorsunuz. Yani inekte, koyunda, keçide ne var? İşkembe var. Farklı olan bu. Ötekilerde hepsinde kalp var, yürek var, bağırsak var, karaciğer var, akciğer var. Hepsinde var. Ama işkembeli hayvanlarda bir de işkembe var. Vücudun en önemli organı. İşkembenin sevmediği gıdayı hayvana veremezsiniz. Verirseniz işkembe bozulur. Zaten hep gelen sorular da o. Ve sürekli bir yem değişikliği, yem değişikliği. Bu yem değişikliklerini işkembe sevmez. Onun için arkadaşlar hazırlayıcı sebepleri biliyorsak ki bilmemiz lazım. Ani olan her değişiklik hazırlayıcı sebeptir. Nakliye bir numaralı hazırlayıcı sebeptir. Nakliye bir numaralı hazırlayıcı sebeptir. Onun için biz mastitisin, yavru atmanın, öksürüğün, metritisin, ishalin sadece bir tek mikroptan olmadığını lütfen bilelim. Çok mikrop var. Çok da bilgi gönderiyorum. Okuyunca hatta şaşırıyor arkadaşlar. Ancak artık bunların birçok mikroorganizmalardan oluştuğunu bilelim. Aşısı varsa da ihmal etmeden yapalım. Bazılarının aşısı var, bazılarının yok ama aşısı olan bir şeyse aşısını mutlaka yapalım. Evet, bu programımızda bugünlük burada bitiyor. Başka bir programda yine buluşmak ümidiyle hepinize en verimli günlerde yaşamak diliyorum. Mutlu olun inşallah.